Birisi demiş yorumlara bakmıyorsanız kapatın yayını demiş. Tepki de alıyoruz böyle. Şimdi birazdan Hatice Kaya yayınımıza gelecek derken bir kalp işaretiyle Hatice'yi gördüm. Hemen onu Güzel sesli Hatice gelsin. daveti gönderdim ve geldi. Saniyenizi alıyorum. Merhabalar. Merhaba Hatice, hoş geldin. Bu arada bizim Sevtap Hoş gitti bir bulduk. anda. Bir saniye. Düştü galiba. Evet. Göremiyorum da yayında. Nasılsın Hatice, iyi misin? Çok teşekkür ederim. Sizi gördüm. Çok çok daha iyi oldum. Siz Çok teşekkür. nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz vallahi, çok sağ ol. Ya şimdi Sevtap da geldiği zaman hemen onu da alalım yayınımıza. Neden düştü acaba? Tamam. Neyse. Birazdan gelir herhalde. Evet Hatice Kaya. Biraz seni tanıyabilir miyiz? Gerçi biz biliyoruz, birçok kişi de biliyor. Ama bizleri izleyen yeni kişiler olabilir. Seni tanımak, daha yakından tanımak isteyenler olabilir. Birazcık kendinden Evet. bahseder misin bize? Ben bir sokak müzisyeniyim 14 yaşından beri. Severek yaptım, isteyerek yaptım. Kendi seçimim olan sokak müziğindeyim. Kendi isteğimle piyasa içine girmek istemediğim, hep sokakta kendimi görmek istediğim, hani biraz önce bir muhabbetiniz vardı, herkes sevdiği işi yapsın, severek yaptığı zaman daha güzel olur diye. Ben sokak müziğini çok severek yaptım. Ne güzel ki, ne mutlu ki bana sokakta beni çok sevdiler ve insanlar benim bir şeyler daha böyle yapayım diye beni öyle güzel teşvik ettiler ki onlar için böyle bir heveslendim daha sonrasında. Çünkü ben babamı kaybettim, kız kardeşimi kaybettikten sonra hiçbir zaman bir ünlülük yoluna ya da ünlü olayım, görüntü gitti ama yayın kopmadı eminim. Ben anlatmaya Yok devam yok, ediyorum. ben seni dinliyorum. Hemen geleceğim. Tamam. Sen devam et. Tamam. Hiçbir zaman bir yerlere geleyim diye uğraşmadım. Selamlar Özden abi, hoş geldin. Hoş geldin. Yayına geliriz. Ben yayını idare edeyim o zaman. Ayşe abla hoş geldin. Kimya da gelmiş, hoş gelmiş. Ben sizin yerinize bir 10 saniye İyi yaptın, devraldım iyi. Ya bir yandan Sevtap'la ama. görüşmeye çalıştım. Çünkü yayından koptu. Ben niye yokum diyor o da. Gelir Birazdan da kendisi katılacak. Neden gelir yokluğunu anlayamadım. Bir inşallah. sorun Bu oluştu çok herhalde. sevdiğim. Dinliyoruz bu arada seni Hatice. Kendi tercihimle dediğim gibi sokak müziğine yıllarca devam ettim. Ama insanların bana sokakta davrandığı o güzellik, verdikleri sevgi, bana verdikleri destek beni biraz daha profesyonel anlamda şarkı çıkartmaya teşvik etti. Bu yüzden bütün sevenlerime buradan sevgilerimi, saygılarımı kalpler, yürekler dolusu gönderiyorum. Tabii bu çözüm mü? Ben yayınınızı baştan belli dinliyorum. Mesela örnek veriyorum, bir sohbetinizde şöyle bir şey dinledim. Benim şarkım daha çok radyolarda yayınlanıyor ya da benim klibim daha çok televizyonlarda. Kıyaslama olduğu zaman şöyle bir şey var. Şimdi kimi insanın maddisel durumlardan ötürü benim çıkarttığım şarkıyı ben radyolara veremiyorum. Bunların hepsi maddiseldir. Bunu zaten hani müzisyenler, menajerler, bu piyasanın içinde olan herkes çok iyi bilir. Şimdi ben bu radyoya bu şarkıyı veremediysem benim şarkımı muhtemelen çalamayacaktır. Çünkü bu da ücret gerektiren bir şey. Bizim açık konuşmayı çok seven bir insanım. Açık açık konuşmak Tabii istedim. tabii. Kliplerimiz mesela. Örnek veriyorum, kliplerimiz. Kliplerimizi televizyon kanalına yayınlatamıyorsak bu da bizim günahımız değildir. Şimdi bir şarkı çıkıyor, bu şarkıyı beni belli bir takipçim, belli bir takip eden, belli seven. Çünkü başka bir kitle göremiyor ki beni. Yani fark edemiyor ki. O şarkıyı duyamıyorlar. Mesela örnek veriyorum. Bir şarkıyı 5 kişi okumuş, bir kişi o kadar güzel okumuş ki ama çok çok altlarda, diğeri o kadar saçmalamış ki bütün Türkiye o şarkıyı biliyor. Neden? Çünkü reklamı çok daha fazla yükseklerde. Bu yüzden daha çok biliniyor. O yüzden ben bütün sanatçıları çok da övünmeye gerek olmadığını, aslında alt tabakalarda olan çok iyi müzisyenler, sanatçılar olduğunu buradan söylemek istedim. Birazcık da artık seslere duysun. Sadece kendim için söylemiyorum bunu.
Merhaba, hoş geldiniz. Ben Dilse. Hatice, hoş geldin. Yayın beni attı. Sizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Yayın beni attı. Seni kaçıracağım diye o kadar üzüldüm ki. İsmi ben beklerdim, burada beklerdim. Hiçbir yere gitmezdim sizi görmeden. Hiç merak etmeyin. Çok tatlısın. Lafını da Ya bölmüş teşekkür ederim. oldum. Estağfurullah. Kaldığın Bir daha ben de ses gitti bende de. Ben yayına girdim ya, seni bölmek de istemem. Aa, bir şeyler anlatıyordum. Kaldığın yerden Yok, devam et. estağfurullah. Estağfurullah. Zaten söyledim aslında kabataslak. Ben bu müzik piyasası içinde bulunmayı asla sevmiyorum, istemiyorum. Çünkü çok da doğru insanların rastlamak o kadar zor ki. Var, elbet var. Elbet çok güzel insanlar var. Ama bunlara rastlamak o kadar zor ki. Şimdi bir sanatçı bir sanatçının yolunu keserse, bir menajer bir menajerin yolunu keserse, şimdi hani biz ne zaman arabesk okuyorum ben. Koyu bir arabesk sokak şarkıcısıyım. Şimdi arabesk bizim yani bu dönemde çok çok altlarda. Yani belli sanatçılarımız var, eski sanatçılarımız var. Onun dışında yeni çıkan arabesk sanatçıları çok da hop tavan değiller. Yani neden değiller acaba diye bir aslında bu soruların sorulmasını ben istiyorum. Yani birbirimize sormamızı istiyorum. Arabeski neden öldürüyoruz mesela? Trap yapıyoruz, arabeski coverlıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz da. Neden biz eski bizim asıl genimizdeki olan Müslüm Baba müzikleri gibi, İbrahim Tatlıses müzikleri gibi, Belcan müzikleri gibi, ne bileyim bir Kibariye müzikleri gibi müziklerde neden biz hep bunları coverlıyoruz ki? Neden duygularımızı bozuyoruz? Biraz bu duyguları yeni gelen nesillere de aktarmamız güzel olmaz mıydı? Yani bu türküde de öyle, popumuzda da öyle. Baktığımız zaman pop şarkılarımız çok değişmedi mi? Evet. Arabesk şarkılarımız traplere dönülmedi mi? Yani neden buna sahip çıkılsın istiyorum. Yani benim söylemek istediğim bu. Çok değişik bir bakış açısı Evet. sundun. Hiç ben bu zamana düşünmemiştim. Haklısın. Biz Müslüm Gürses'le arabeski duyduk. Kibariye'yle duyduk. Ferdi Evet. Tayfur'la duyduk. Fakat şimdiki nesle sanki arabesk kötüymüş de bu tarzda, farklı tarzda coverlayalım da sunalım gibi bir algı oluştu. O piyasanın yani aslında müzik piyasasının içinde olan bir şey. Şimdi ben bir sokaktan gelen bir insan olarak bugün de sokak müziğindeydim. Ve sürekli Müslüm Baba şarkıları, ne kadar eski şarkılarımız var, Orhan Gencebay şarkıları. Bu şarkıları söylediğim zaman beni izleyenler sadece yaşı olgun insanlar değil ki. Baktığınız zaman lise öğrencisi de beni dinliyor. Ne bileyim böyle bir 20-25-30 yaş. Bunların hepsi severek ve bana candan sarılarak abla diyorlar ve severek dinliyorlar. Yeri geliyor üzülüyoruz. Yeri geliyor o eski Mavi Mavi mesela Aşıksın şarkıları. Bunlar da hep birlikte sokaklarda oynuyor hala biliyoruz. Bunu öldürmek isteyen aslında bu dediğimiz Z kuşağı diyorlar ya onlar değil. Aslında piyasa bunu öldürmeye çalışıyor. Müzik piyasasındaki insanlar hadi coverlayalım gençler daha çok. Gençlere bunu sunuyorsunuz. Gençler de bunu dinliyor. Yani yoksa hani sokağın içindeki bir insan gerçekten her şeyi görebiliyorum. Kimin neleri sevdiğini. Ben sokakta İngilizce de şarkı söylüyorum. Arapça da söylüyorum. Yeri geliyor İspanyolca söylüyorum. Yani böyle bizim o anki atmosferimize göre o güzelliklerle çok değişik şarkılar söylüyorum. O yüzden ben görüyorum ki gençlerin de aslında bizim eski arabesk şarkılarımıza sahip çıkıyorlar. Ama maalesef büyüklerimizin biraz duyarlı olması gerektiğini inanıyorum. Doğru. Ne verirsen, ne sunarsan karşı Öyle tarafın onu. oluyor. Öyle oluyor. Peki Hatice, sen ilk sokaklarla ne zaman buluştun? Neden sokak müzisyenliğini tercih ettin? Sokak müzisyen o nasıl bir duygu? Halkla bir arada bu sana ne hissettirdi? Mesela düğünlerde de devam edebilirdin. Çok Evet. güzel, çok özel var. Sen mesela geçmişte Küçük Emrah olsun, Küçük Ceylan olsun, bunlar da bir şekilde şöhret kapıları aralandı. Senin için de aralanabilirdi ama sen sokağa Evet. tercih eden. Şöyle söyleyeyim diye ya babamın bir hastalık dönemi vardı. Bir de benim babam müzisyen olduğu için aslında o dönemde babam bütün ünlülerle hemen hemen Müslüm Gürses'le bile, Müslüm Baba'yla bile müzisyenliğini yapmış bir insan. Belgen'le müzisyenliğini yapmış bir insan. Küçüklüğümüzde aslında müzik ortamını biliyorduk. Çevremiz de aslında vardı. Ama ben küçüklüğümde gördüm. Ya ben çok gözlemciydim. Küçükken de çok böyle girişimciydim. Her şeyi yani yaptığım işi incelerdim. Pazarcılık yaptım uzun süre mesela. Pazarcılıkta da bir şeyi böyle alırken acayip pazarlık yapıp toptan alıp acayip böyle güzel satmaya çalışırdım.
babamın döneminde, çocukluk döneminde ben dedim ki ya dedim ben dedim bu piyasaya girmem. Çünkü insanların birbirini kandırdığını sürekli gördüm. Hani eskiden bir laf vardı. Küçüklüğümde babamdan duyardım. Un kapanı kurt kapanı gibi. Bir laf var. Hala devam etmiyor. Kapattılar. Yani çoğu şirket gitti. Şimdi öyle diyorlar ama kurt kapanları her yere dağıldı. Bir un kapanı bizim var yani oradan geçmezdik. Ama şu anda her yerdeler. O yüzden aslında kendimi garantiye almaya çalıştım. Çünkü benim bir hasta annem var, kardeşlerim var, baktığım yeğenlerim var. Benim yaptığım en ufak bir hatanın kendime vereceğim bir zarar, onlara vereceğim bir zarar olacaktı. Ama sokakta ben ekmeğimi kazanabiliyordum her şeyden önce. Ben o insanlarla, yani isim vermiyorum, herkesi de kötülemiyorum, kimse yanlış anlamasın. Elbet güzel şeyler vardı, bana denk gelmemiş olabilir. Hani Hiç para böyle kazanamamaktansa bir sıkıntılar yaşadın sözleşme mı hiç imzalayıp. bu sektörde? Dolandırıldın mı ya da dolandırılmaya Ya çalıştılar mı benim sana? param Öyle bir şeyler de yok. O konuda paran varsa sıkıntı var. Bende para yok, beni dolandıramazlar. Öyle bir güzelliği var. Çok şanslıyım. çok yüksek vaat verilmiş olabilir ya da Hatice'ye ticaret bakılmış olabilir. Yok. Hiç öyle bir şey yok aslında. Müziğini Yok. Yok. adım değil de işte biz nasıl para kazanabiliriz gibi bir düşünce yaklaşım olmuş olabilir belki. Yok, ben vaatlerle hayatım boyunca vaatlere bakmadım. Çünkü hep şunu düşündüm. Ne olursa olsun bana sokaktan gelen ekmeğim var. Hiç kimse bunu, hiçbir piyasanın insanı, hiçbir yapımcı, hiçbir sanatçı, hiçbir menajer bunu engelleyebilir mi? Engelleyemez. 2 sene oldu benim şarkılarım çıkmaya başladı. Çıktığından beri ben bir kere bile sahne almadım. Sokağa devam ettim gayet. Çünkü dedim ki burası benim. Yani o dedi ki şuraya gideriz, şu kadar iş var, şu kadar para kazanırız. Ya dedim tamam da benim o kadar paraya, evet, benim sabit bir paraya ihtiyacım var. Yıllardır ben günde sabit bir para, küçük bir para kazanırım. O para benim ailemin geçimini sağlar. Ama ben sana sözleşme imzalarsam, sen beni yarın böyle yaparsan, ben o küçük parayı bu eve getiremezsem çoluk çocuk aç kalır. O yüzden hiç vaatleri kulağıma asmadım. Bu şekilde aslında düşüncelerim çok yükseklerde değil. Ne Sadece beni sevenler, beni bu işe teşvik eden onlar oldu daha çok. Çünkü ben kardeşimi kaybettikten sonra hani ünlülük neyimize diye düşünüyor insan. Çünkü ölüm var dünyada. Evet, ölüm varsa şu kadarcık para da bana yeter. Benim karnım doysun, işte sevdiklerimin karnı doysun. Bu bana yeter. Bugün varız, yarın yokuz sonuçta. Evet. Bir iz bırakabilirsek ne güzel, ne mutlu ki bize bir sevenlerimiz varsa. Bu da beni mutlu tabii. Sevgi seline döndüm. Çok mutluyum o yüzden. Sen çok iz bıraktın Hatice. Senin gönlün çok güzel. Bu arada yaşın kaç? Yaşın Evet, teşekkür ederim. gözler yaşında muhtemelen yaşın küçük ama böyle hani o kalbin böyle zaman kırmızısın gibi ses tonun olsun, yorumların olsun. Kaç yaşındasın? Ben hiç küçük değilim aslında. Ben 36 yaşına girdim. Şubat 4'te daha yeni. Göstermiyorsun. 36 Çok genç oldum. görünüyorsun. Evet, bazen Yaşına hakikaten. söylüyorlar bana çok küçüksün diyorlar. Evet. Ya teşekkür ederim bu iltifat için. Sağ olun, var olun. 36 oldum. Yani 14 yaşından beri de sokaklardayım. Tabii. Büyük büyük yaşanmışlıkların da var mı? Şarkı söyle. Söylerim birazdan bir küçük sizin için. Aa, ben de bu arada Özcan'la Hatice Hayat katıldım. bir mücadeleydi benim için. Evet. Hatice'yi dedim bırakmam yani bir şarkı Çok söylettiğinde teşekkür o güzel ederim. mutlaka senin sesini benzetiyorum. Söyle, söyle, söylemez miyim? Çok teşekkür ederim kalpler için bu arada. Evet, buradan yorum. Benzettikleri çok oluyor. Mesela her şarkıda değişiyor. Bazen mesela İspanyolca bir şarkı söylediğim zaman ya da çok koyu arabesk söylediğim zaman hiç alakalı, yani hiç aklıma gelmezdi. Buika diyorlar mesela. Sen Buika şarkılarını çok iyi okursun. Sesin ona çok benziyor. Bir yerden Kibariye alıyorum, bir yerden Güllü alıyorum. Hepsi çok özel, çok önemli, çok güzel sanatçılarımız. Ne mutlu bana onlardan tattırabiliyorsam. Hatice bugün işte Özcan'la konuşurken gün içerisinde şimdi konuklarımızı alacağız. Konuklarımızla ilgili böyle kritik de yaparız.
Evet, Kibariye sesini benzetiyorlar, benziyor ama ben aslında Esmera'yı bilirsin. Esmera'ya benziyoruz. Esmera'yı biliyor musun? Evet onu. Beni unutama beni. Evet Esmera'ya. bilmez miyim? Bilmez miyim? Onu söyleyen çok oldu. Evet. Yani o kadar çok değişiyor. Bazen Belgen diyen de oluyor. Bazen Esmeren çok geliyor mesela. Kibariye Güllü çok fazla geliyor. Evet. Bir de Buika çok geliyor. Yani bu dönemde bir Buika gidiyorum ben. Yani mutlu oluyorum çünkü hepsi çok değerli sanatçılar. Hepsi çok güzel sanatçılar. Onların duygularından birazcık katabiliyorsam ne mutlu bana. Evet. Benziyor ama senin ses karakterin de çok farklı tabii. Biz Hatice'yi de duyuyoruz. Karakterdi. Hay sağ olun. Sağ olun, çok mutlu Demek ki oldum. Cevahir desin. Ben mutlaka geleceğim. Ben çok Cevahir'e geldim ama sana hiç denk gelmedim. Ya bir annemin hastalık dönemini yaşıyorum. Bir 7 aydır. Belki o yüzdendir. Çok sık uğrayamadım. Ama bugünden sonra inşallah sık sık geleceğim. Mutlaka karşılaşırız. Kış saatlerim benim değişiyor. Bu arada o kadar disiplinim, yani disiplin üzerine çalışırım ki. Sokak müziği diyerek geçmem yani. Sokak müziğinde istediğiniz saat gidebilirsiniz. Değil mi? Ama ben derim ki örnek benim sistemimde benim bir de örnek veriyorum öğlen bir de burada olmam gerekiyor ve geriliyorum. Oraya gitmek için bir çaba harcıyorum. Tam saat bir de o müzik açılmadığı zaman bir rahatsız hissediyorum. Başlangıç ve bitiş saatlerimi öyle güzel ayarlıyorum ki her gün dediğim saatte orada oluyorum. Bu benim iş, yani disiplin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her işte öyle. Kendi içimde de kendim böyle diyorum ki disiplinli ol ve gerçekten işe yarayan bir şey. Gerçekten Allah'ın da yani siz bir mücadele verin Allah size yardım etsin. Gerçekten Allah yardımcınız oluyor. O yüzden Allah'a şükürler olsun. Ben çok mutluyum bulunduğum durumdan. Harika. Hatice, müziğin dışında neler yapıyorsun? Çok uzun yıllar pazarcılık yaptım. Hem müzik hem pazarcılık ikisini bir arada yaptım. Ama hobilerimde mesela resim çizerim. Çok severim resim çizmeyi. Wow. Böyle el işleri bebek, örgü bebekler yaparım. Çünkü öyle bir dönemler oluyor ki bazen zabıta izin vermediği dönemler vardı. Bu dönemlerde başka bir iş yapman gerekiyor. Pandemi döneminde mesela pazarcılığı da kapattık. Onda da çok yapamadık. Örgü bebekler yaptım mesela. Bebekleri sattım. Sabunlar, Evet. el işlerini çok severim. Yaparım ve satarım. O yüzden böyle şeyleri seviyorum. Yani sürekli bir şeyler üretip bir şeyleri şekillendirmeyi seviyorum. Umarım doğru yoldayımdır. Ne Bence diyelim? de doğru yoldasın ya. Pazarda da söyle Evet, sağ olun. şarkı. Pazarda tabii en çok satışı ben yapardım. Çünkü ben bağıra bağıra şarkı söylüyordum. Bütün pazarcılar hep bizim yanımızdan tezgah tut derdi. Çünkü ben çıkıyordum ya belli bir saatten sonra kuruyorsun. Tezgah kurulduktan sonra bakıyordum bütün pazarcılar tezgahta o bağırıyor dedim siz mi yapıyorsunuz ben size gösteririm. Bir başladım Müslüm Baba'dan o bütün bayanlar bana. Yani çok güzel çok renkli günler benim için. Zor pazarcılık çok zor Allah pazarcılara yardım etsin. Çünkü karında kışında sıcağında gerçekten görüldüğü gibi değil. Sabahın çok erken saatlerinde uykusuz kalıp orayı yapıp ve çok uykusuz hallerde kalmak çok zor. Ama birbirine pazarcıların verdiği o destek çok güzel. Pazarcılığı da seviyorum. Yani bugün müzik yapmasam pazarcılığa devam Sevgili Hatice, çok fazla istek var. Bari birden fazla ediyorum. söyleyelim. Şu an bir tane söyleyelim, sonra biraz konuşalım, sonra bir tane daha söyler misin? Nasılsın Tabii Hatice? ki. Tabii ki. Hatıra Bana yeterli sadece istiyorlar söyledim. çok ya. Hatıra Tamam. yeterle başlayalım o zaman. Senden bir hatıra bana bu şarkı bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda bir yanda düşme, seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter, hatıran yeter. Hatıran yeter.
Ayakta alkışlıyorum vallahi. Sağ olun, muhteşem. Sağ olun. Estağfurullah, estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Ama beğendikleriniz ne mutlu bana. Hakiki nasıl bir sestir maşallah nazar değmişsin. Sesin ağlıyor ya. Ya sesin... teşekkür ederim. Çok mutlu oluyorum. Ya öyle güzel ki gerçekten sokakta bazı şarkılarda bayanlarla böyle yüz yüze geldiğimde gerçekten yani sokakta ağlamak çok zordur. Hani bir mekanda belki o moda girmişsinizdir. Ya. O modda bir dertleniyorsunuzdur ya. Ama sokakta bu çok zordur. Ya ben böyle dertlerimizi birbirimize paylaştığımız için ağlayan insanları, gülen insanları, sarılan insanları gördüğüm zaman ya diyorum işte gerçek bu diyorum. Yani insanlar içini dökebiliyorsa çok mutlu oluyorum. Ben de onlarla üzülüyorum. Ben de onlarla mutlu oluyorum. İyi ki varlar. Beni mutlu ediyor sokaktaki tüm insanlar. Takipçiler öyle. İyi ki varlar. Ne diyebilirim? Bu arada Hatice'yi yakalamışken şarkı isteklerinde aşağıdan mesaj yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz. En çok hangi şarkıya istek gelirse o şarkıyı rica ederiz Hatice'den. Yabancı İstanbulca olarak da sesini duymayı çok merak ettim. Ya şu an sesin yoruldu. Birazcık şey ama hiç arabeskle alakalı bir durum yok. Yani bayağı böyle de şöyle şarkılardan. Olur mu? Yani, çok kısa söyleyeyim o zaman. Bu İspanyolca İngilizce karışık bir parçadır. Bilirsiniz de zaten. Hep eskilerle gidiyorum ya. Onda da eskiden gidiyorum. Maalesef yeni şarkıları yok. Para baylar la bamba. Para baylar la bamba. Si necesita uno poco de gracia. Uno poco de gracia. Ay arriba. Ay arriba. Ya biraz utandım bunu söylerken şu an. İnşallah beğenmişsinizdir. Çok güzel. Mesela biraz Arapça söyleyeyim size. Elbi bi yaksa duniyali Vallahi. Böyle bir değişiklik olsun dedim. Ağzınız teşekkür ederim. Sağ olun. Söyleyebilirim. Ayrı bir yetenek gerçekten. Ya bu kadar tatlı, sevgi dolu biri yok demişler senin için. Hayranlarım. Çok teşekkür ederim. Aslında herkes kendini yansıtıyor. Aslında benim tanıştığım sokakta, sosyal medyada Hülya ablam da buradaymış, hoş gelmiş. Aslında onlar o kadar güzel kalpli ki bu karşılıklı yani birbirimize temas ediyoruz. Yani iyi bulsun her zaman inşallah. Allah hiçbirimizi kötüyle karşılaştırmasın. Allah bana çok güzel insanlar karşılaştırıyor. Her tanıdığım insan melek gibi insanlar. Senden kaynaklanıyor gerçekten. Ha, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Senin sıcaklığın. İnsanlar ağlıyor diyorsun. Sokakta ağlamak ne kadar zor diyorsun ama o sokakta hani insanlar sen şarkıyı söylerken ağlatabiliyorsun. Önce benim de az önce gözüm doldu. Yani şarkıya başladın yani tüylerim diken diken oldu. Hemen böyle film şeridi gibi insanın yaşanmışlıkları, belki üzüntüleri, kayıpları gözünün önüne geliyor ve senin sesin ve senin yorumun buna neden oluyor gerçekten. Bu da işte kalplere geçin anlamına geliyor. Ya ben şuna çok inanıyorum. İnsanlar ya hepimizin mutlaka acı günleri, tatlı günleri hepimizin vardır. Bütün insanların var. Yani hiç böyle baktığın zaman ya bunun ne derdi tasası var dediğimiz adamın belki çok fazla der, bizden fazla dertleri vardır. Şuna inanıyorum, acılarımızı da hatırlayalım, kayıplarımızı da unutmayalım. Ben mesela kız kardeşimi kaybettikten sonra her zaman her gün mesela 20 kere ben kardeşimi hatırlıyorum. 20 kere hatırlatmaya çalışıyorum. Ne mutlu ki bana sosyal medyada mesela küçük bir resmini paylaştığım zaman binlerce dua almak. Bundan daha mutlu nasıl olabilirim ki? Biz bu dünyada bunun için varız. Kayıplarımız için dua etmek için Allah'ım herkesin mekanını cennet eylesin. Allah bize de inşallah dua eden insanlar nasip etsin biz gittiğimiz zaman öbür tarafa. Allah yani başka diyebilecek hiçbir şey yok. Onları yaşatmak, güzel anmak. Yaşatmak, güzel anmak. Unutmayalım yani. Acılarımızı da unutmayalım, kayıplarımızı da unutmayalım. Çünkü bazı acılar bazı
kötü insanları hatırlatıp bizim dikkat etmemizi de sağlayabilir. O yüzden o acıları hatırlamak da iyidir. Evet. Biri sana yazdıktan çok kötü bir insansın diye. Ya, teşekkür ederim. Ya, siz o kadar güzel insansınız ki müzik onayır. Biliyorum ben yani Instagram'ın ilk zamanlarından beri. Ben çok da sosyal medyacı da değilim bu arada. Çok anlamam. Sadece keserim videoyu, atarım. Ama içeriğinde onu nasıl yükseltim, nasıl şey yapayım? Bunlarla hiç ilgi alanım çünkü anlamıyorum. Telefondan anlamıyorum. Alo deyip kapatmayı biliyorum. Bir mesaj atmayı biliyorum. Ama bana o kadar destek verdi ki bu müzik onayıydı. O yüzden hakkınızı helal edin. Ay helal olsun. Çok teşekkür ederim. Seninle. Lafı bile ya, yeteneklisin. Biz yetenekli insanlara, yüreği temiz, güzel insanlara her zaman kapımız açık. Az önce bak yarım saatten fazladır Arez diye bir sanatçımız evet. var sürekli yazıyor. Dönemedik bir türlü. Hani muhabbeti de bölmek istemedim sağ olsun. Çok güzel şeyler yazmış. Hani ben şimdi okumayayım. Öyle mi ben şey görmedim. Olmasın. Çok özür dilerim. Göremedim ben de. Ha, yani reklam yapıyormuş gibi olmasın. Çok güzel şeyler yazmış. Çok teşekkür ederiz Arez'e. Biz insanlar... Ben göremedim. biz insanlarla böyle bir intiba bırakabildiğimizde de mutlu. Evet. İnanılmaz güzel yorumlar geliyor Hatice sana. Benim gözlerim gözlüksüz. Sen yorumları okursan okuyabildiklerini. Tamam. Tamam. Ben de biraz gözlerimde problem var. Tamam. Bana herkese anlaşıldı. Çok tamam. Teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Okuyabildiğim. Evet. Şimdi şunu evet. söyleyeyim. Müslüm Gürses'ten yani çok çeşitli kişilerden Müslüm Baba'dan deyip duruyorlar. Bence bir Müslüm Baba yapalım. Evet. Şimdi bir kadın yorumuyla hadi bir yakaladım. Yani yapalım o zaman. En sevdiğim şarkılarından biri. Söylemek. Dişi Müslüm demiş birisi. Yani, sağ kadar. Olun. Sağ olun. Bunları duymak çok güzel. Yani o sizin güzelliğiniz. Çok sevindim. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Hemen Müslüm Baba giriyorum. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde, senden iyi unuttun çoktan belki de, ben hala yaşarım eski günlerde, her şeyde sen varsın unutamadım. Her yerde sen varsın, unutamadım. Çok teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Bir hakkı ancak yukarı gelebilir. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Aslında o kadar da biraz da yorgun sesim, kusurlarım varsa özür dilerim. Sabah çünkü Necidiyeköy'deydim, yine Cevahir'deydim. Kusurlarım varsa herkes af diliyorum. Estağfurullah. Bugün hava güneşliydi. Cemre dün evet. defa evet o Cemre'nin düştüğünü duyduğumda o kadar sevindim ki. Belki en çok ben sevindim şimdi. Bir şey söyleyeceğim Hatice. Ben böyle doğal bir insanım, samimi bir şekilde. Ya hiç bunu araştırmadım da. Ya hep Cemre düştü, havaya düştü, toprağa düştü. Yani düşen somut bir şey yok değil mi yani? Ne düşüyor? Düşen şey nedir? Aslında onu ben de bilmiyorum ama bir kendini belli eden bir şey vardı bugün. Mesela bir önceki gün ben yine sokak müziğine çıktığımda o kadar öyle bir soğuk vardı ki, o soğuk kış soğuğuydu. Çok belli bir soğuktu. Hatta ben eldiven falan takıp çıktım. Bugün gittiğimde öyle bir sıcak, bütün eldivenler söküldü. Dedim yani o yazın sadece kendi, o Cemre'yi ben de çok aradım. Bulamadım. Bulamadım. O Cemre'nin Sokak arıyorum ama bulamıyorum. Gerçekten bulamadım. Cemre düştü. Cemre'miz hayırlı uğurlu olsun. İkinciyi, üçüncüyü de bekliyoruz inşallah. Hava bugün güzeldi. Güzel olmasına i̇nşallah. Rağmen soğuktu. Ama sen evet. o kadar aşıksın ki soğuk da olsa o soğuk sana galiba işlemiyor. Ya şöyle, o kadar buz tutmuş 2 metre karların yağdığı zamanlar vardı İstanbul'da da. Yani şimdi ben 14 yaşından beri yapıyorum. Evet. Yazı da yapıyorum, kışı da yapıyorum. Gerçekten karın ayağı geçtiği zamanlarda da ben müziği yaptım. Yani en soğuğunu da biliyorum. En sıcak halleri de, yani illa kış soğuk ama
yazın da çok kolay olmuyor. Güneş öyle bir üstünüze geliyor ki 10 dakika dayanmanız mümkün olmuyor mesela. Evet. Ben ona da alıştım, ona da alıştım. Bugün mesela çok soğuk giyip çok montlar giyilen vardı. Ben her şeyi soymuştum mesela üstümden, çıkartmıştım. Kazakla sadece bununla kalmıştım. İnsanlar işte alışkanlık durumuna göre sanırım değişiyor. Ben dedim nasıl giyiyorsunuz bu montu? Çok soğuk, sen nasıl dayanıyorsun dediler. Alışkanlık olmuş artık, yani soğuğa da alışmışım. Bugün bana yaz havasıydı. Bildiğimiz Antalya havası yaşadım. O yüzden çok güzel bir gün geçirdim. Çok güzel. Peki Hatice, ileriye yönelik müzikal anlamdaki planların, hayallerin, hedeflerin nedir? Bir 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun ya da nerede görmek istersin? Hayalim öyle sabit koyduğum bir hayal yok. Öyle şeyleri, yani ben geleceğimle ilgili yarınımın planını da yapmam. Sadece müziğim var. Evet, o müziğe gideceğim, geleceğim ama beni sevenler, bana destek verenler bir halk konseri hayali verdiler. Daha önceden böyle bir hayalim yoktu. Ama bana o kadar güzel destekler, yazılar da geliyor. Sağ olsunlar. Herkes çok güzel şey de yazıyor. Bu güzel gelen destekler bana bir güzel bir halk konseri açık havada versem ne kadar güzel olurmuş diye bir hayal kurdurttu. Allah inşallah nasip eder. Böyle halkın içinde olmayı seviyorum. İnşallah olacaksa halk konserim olsun. En büyük hayalim bu. İnşallah. Neden olmasın? İnşallah. Hatice, İnşallah. O Ses Türkiye geçmişin var. Biraz ondan bahseder misin? Evet. Aslında benim popstar geçmişim var. Popstar 14 diye. Yaşında bir popstar geçmişim var. Hey, tabii, O Ses Türkiye'de benim kardeşlerim ya. Ben 14 yaşındayken Beyoğlu Mızıkacıları diye 3 kardeş popstara katıldık. Bayağı da bir ilerledik. Çok küçüktü yaşlarımız. Çünkü büyükleri bendim. 14 yaşında bensem. Bir kardeşim 12 yaşındaydı. Diğeri 9 yaşındaydı. Ve orada çocuklar normalde yoktu. Yani popstarda büyükler yarışıyordu. İlk çocuk olarak popstarda biz yarıştık. Çok özür diliyorum. Osman Tan'ın sunuculuğunu yaptığı popstardan bahsediyorsun. Aynen. O dönemde hatta Hadise'nin Türkiye'ye yeni geldiği bir zamandı ve orada sunuculuk yapıyordu. Evet, sunucuydu. Bülent Ersoy vardı. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Aynen öyle. Sunuculuk yapıyordu orada. Armağan Çağlayan, yine Bülent Ersoy. Kim bir kişi? Yani o kadar eski oldu ki. Yuhan diye bir yabancı vardı. Bir kişi daha vardı. Yıldız Tilbe, çok özür dilerim. Yıldız Tilbe vardı. Hayranım ona. Çok seviyorum. Çok güzel bir insan. Yıldız Tilbe de vardı. Evet. Bizim aslında öyle başladı. Yani biz aslında sokakta başladık. Sonra bir popstar'a geçiş yaptık. Popstar'dan çıktık, sokağa devam ettik. Sonra işte benim kaybettiğim Nazar Nur kardeşim O Ses Çocuklar'da yarıştı. O Güncan Kaya var kardeşim. O da paylaşıyorum ara ara da onu. Şimdi büyüdü tabii. O yarıştı. Uğur Kaya var. O da benim canım kardeşim. Biz 12 kardeşiz bu arada. Çok kalabalığız. Hepsi söylüyor. Tek tek böyle yarıştılar. Öyle güzel bir O Ses Türkiye'de maceramız oldu. Evet. Senin bir erkek kardeşin ara ara çıkıyor videoları önüme. Onun da çok güzel. İsim geldi mi? O Güncan. Hangisi olduğunu bilmiyorum. O Güncan. O da bizim şu anda en küçüğümüz. Geldi. Ya bizim ailede söylemeyen yok. İnanın bir gün böyle buyurun misafirimiz olun, yolunuz düşerse evin bir ortamını görün. Her yerde bir çalan, bir söyleyen. Hani susturamıyoruz biz akşamlara kadar ve komşularımız çok güzel insan. Mesela ben bazen diyorum ki yani saat mesela 11 oluyor, 12 oluyor. Hani çocuklar artık susun, komşular rahatsız olacak diyorum. Hemen komşuların oradan sesi geliyor. Karışmasana, sen de karışıyorsun. Biz camları açtık, dinliyoruz ne? Diye. Çok güzel, çok şanslıyız oturduğumuz yerde. Arnavutköy'de oturuyoruz, bu havalanı. Bizim biraz daha köy haline hala yaşıyoruz burada. O yüzden çok seviyorum burayı. Biliyorum, çok güzel. Popstar macerası da o şekilde devam etti. Ama sen sokakları hiçbir şekilde bırakmadın. Evet. Pek bırakacak gibi de durmuyorsun. Ya şöyle söyleyeyim. Aslında 14 yaşından beri birçok ünlüyü tanıdım, birçok yapımcıyı tanıdım. Aslında hep içlerindeydim. Ya girmek istediğim dönemlerde mesela 18'li, 19'lu. Evet, ben de belki o dönemlerde şeydim. Hani ben niye olmuyorum, ben de olayım, ben de bir atılımda bulunayım zamanlarım tabii vardı.
Ama bu açılıma zaten izin vermediler. Bu açılıma izin vermeyince bu şahıslar diyelim. Biz ne olduk diye dedik ki biz sokağımız, ekmeğimizi buradan alıyorsak burada kalalım. Yani aslında o kadar söylenecek şey var ki hiç kimse görüldüğü gibi değil bir kere. Tamam, hiç kimse şu ekranlarda yansıdığı gibi değil. Doğru kesin. O yüzden bu beni soğuttu aslında. İlle de bir şeyler yapayım ben soğuttu. Haklısın. Çok sokak haklı. Çok garantili yerdi benim için. Evet ama az önce söyledin ya, birisi engelliyordu, bir diğer kapı sana kapılarını açabilirdi. Sen neden mücadeleni devam etmedin bu anlamda? Yani bu sesi, bu yorumu biliyor, yani açan, yani şu anda böyle şeyler yaşıyorum. Mesela örnek veriyorum, şu anda da birisi bana kapı atıyor. Keşke hani bazı şeyleri size söyleyebilsem ya da anlatabilsem. Şu anda bile bu durumları yaşıyorum aslında. Birisi bana öyle güzel kapı açıyor ki, yani onun açtığı kapı o kadar güzel ki, bir diğeri diyor ki ona. Çünkü şeyler, yani geçmişlere bir, geleceklere bir, dostlar, arkadaşlar. Bir diğeri diyor ki ona, ya bu kızın diyor burada ne işi var, yani bir diskalifiye et, bu benim hoşuma gitmedi. Benden örnek veriyorum, siz bana yapacaksınız, Özcan Bey diyecek ki siz bunu bir diskalifiye et, arkadaşsınız. O zaman siz şey yapıyorsunuz, ya para, çünkü paraya da ihtiyacınız yok, yapımcısınız siz. Benim parama ihtiyacınız yok. İhtiyacınız olmadığı için tamam biz bunu geri kapatalım bu konuyu. Bunu öne atmayalım diyorsunuz. Konum kapanıyor. Ya aslında gelen teklifleri değerlendirmiyor değilim. Hanım peki o diskalifiye eden kişilerin sana ne gibi bir garezi olabilir? Ya da bunu neden yapıyor olabilirler? Düşüncen aslında onu ben de çok merak ediyordum. Bu şahsların isimlerini de çok bilmiyordum. Kim olduğunu da çok bilmiyordum. Ama onu tanıyan o. Bizzat işi getiren seni bu istemedi. Bu olma dedi, olmuyor gibi. Çünkü benim biraz da samimi, bir de seviyorlar beni. İşi getiren de seviyor. Beni kırmak da istemiyor aslında. Ama bu böyle yürüdü. Maalesef iptal oldu. Çok güzeldi işler. Çok güzel projelerde maalesef çoğu da iptal oldu. Yani böyle bir durumda zaten ben üzülüyor muyum? Mesela iptal oldu diye üzülmüyorum. Niye, ben zaten sokak sanatçısıyım. Yani siz ne yapabilirsiniz ki? Ben ekmeğimi zaten oradan alacağım diyorum. Tabii. Senin o anlamda kaybettiğin bir şey yok ama neden bu sesi mahrum etmek ister? Bir yapımcı milyonlara sunmak isterken bir diğer yapımcı neden bunu yapmak istemesin ki? Yapımcı olarak düşünmeyelim. Yapımcı. Siz yapımcısınız. Ama diyebilir miyiz o zaman? Diğeri şarkıcı. Tamam. Diğeri solist. Tamam. Diğeri müzisyen ya da bir şey, yani aslında çok zıt. Yapımcı yapımcıya yapmıyor zaten bunu. Hani bir yapımcıysan sanatçısı yapıyor. Sanatçıysa bilmem menajeri yapıyor gibi, böyle bir değişik bir durum var. Ben diyorum ya, ben görmediklerimi görüyorum. Yani şu 2 sene içinde o kadar değişik insanlar gördüm, yaşadım ki. Hepsini de gülerek izledim. Çünkü ben bir garip sokak müzisyeniyim. Bana engel olarak nereye varabiliriz? İşte ölüm. Allah sizi beni görüyor. Yaptıklarımızı da yapacaklarımızı da. Bizi izleyen halkı hiçbir zaman bırakmayacağım. O yüzden ilk günden beri beni hem sokakta hem sosyal medyada destekleyen herkese kalbim o kadar açık ki, herkesi çok seviyorum. Haklarını helal ederler inşallah. Siz iyi ki varsınız bu arada. Görünce cevap veriyorum. Evet. Yani müzik piyasası çok inanılacak bir piyasa olmadığına inanıyorum. Peki baban Bergen dedi, Müslüm Gürses'le çalıştı dedin. Enstrüman mı çalıyordu baban? Babam neyzendi. Neyzendi babam. Bir de benim ablam vardı tabii. Ablam da şimdi tabii evlendi, çoluğu çocuğu. O da o zamanlarda, eski dönemlerde mesela albümleri var. Jale Kaya diye. Birçok ünlü yönetmen yaptığı, çok iyi müzisyenlerin yaptığı bir sürü albümü var. Ne kazandı benim ablam? Engel karşılığını hiçbir şey kazanamadı. Benim babam Müslüm Gürses, Bülent Ersoy, Belgen gibi büyük sanatçılara çalmış insan. Baba işte hastalandıktan sonra tabii unutulduk, gittik. Biz de babamızın mesleğini sürdürelim, devam ettirelim dedik. İyi yapmışsınız. Vallahi başarın daim olsun. Bir şarkı daha gelir mi acaba?
Bir şey daha sorayım mı araya girip? Sonra şarkıyı alalım. Tabii tabii var mı bir istek? Sen sor Tamam. onu Özcan. Ses biraz geç gidiyor Hatice'ye de o yüzden durmak zorunda kaldım. Katarsis programına Gökhan Çınar'a da konuk oldun değil mi Galiba. Hatice? Yıllar Evet. yıllar geçti. Yaklaşık bir sene önce o programa da konuk oldun. Orada neler yaşadın? Orada Evet. neler Evet. anlattın? Böyle kısa bir özet alabilir miyiz? Evet. Ya ben içi dışı aslında o kadar bir insanım ki ağzımda ne varsa onu söylüyorum. İçimde ne varsa onu söylüyorum. Dertleşmeyi de çok seviyorum. Yani beni dinleyen insanlar olunca da hemen hop böyle derdimi anlatıp hem ben rahatlıyorum. Yani iyi de geliyor bana aslında. Orada bizim nazarımızdan çok bahsettik mesela Katarsis'te. Nazardan çok konuştuk. Çünkü bizim en büyük acımız, benim ailemin, kardeşlerimin en büyük, bana sorsanız ki en büyük acımız ne? Kardeşimdir. Bizim prensesimizdi çünkü maalesef gitti ama bizi bir yerlerden izlediğine de inanıyorum. Ondan çok bahsettik. Tabii sokakta yaşanılan, şimdi sokak müziğinde hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Çok değişik insanlarla karşılaşabiliyoruz. Başımıza gelen bir sürü iş olabiliyor. Bir insanın gelip tuhaf tuhaf hareketlerde senin o günü paramparça etmesine sebep olabiliyor. Bunlardan bahsettik. Çok da güzel bir insandı. Biz de çok güzel karşıladı Gökhan Bey, sağ olsun. Onu da seviyorum. İnşallah görür videomuzda izler bizi. İnşallah. Orada Tehlikeli arz eden bir yer aslında. Sen müziğini yapıyorsun ama herkes müzik dinleyecek, müzikten anlayacak diye de bir şey yok. Hırlısı var, hırsızı var. Aslında evet. zor bir zor şartlarda müziğini yapıyorsun. Bu anlamda da ben kolaylıklar dilerim sana. Allah yardımcın olsun. Allah ailene yani uzun ömürler Çok versin. teşekkür ederim. Sana Amin. sıhhatli inşallah. Geride kalan tüm aile Amin. Hepimizin inşallah, hepimizin. uzun ömürler, sağlıklı, sıhhatli yaşasın. Senin için de yolun açılsın, o kapılar açılsın. Amin, amin. Cümlemizin. Sana ulaşabilir inşallah. Mahrum olmasın kimse bu güzel sesinden. Demiş İnşallah. varsa yine bir Allah sizin gibi insanlarla karşılaştırsın. amin. Hep söylüyorum. Ay, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel insanlar sizlersiniz. Örnek veriyorum. Şu anda bile bana destek vermiş oluyorsunuz. O yüzden ben de herkese yani buradan izleyenlere söylüyorum. Sokak müzisyenlerine destek versinler. Hani gördükleri yerde para bile değil konu. Durup iki şu alkış var ya bizi o kadar mutlu ediyor ki. Ben başkaları herkes gerçekten bundan çok mutlu oluyoruz. Bir görüp bir gülücük atmaları her şeye bedel sokak müzisyeni için. O yüzden izleyen herkese şöyle böyle rastlarsanız bir gülücük atın. Biz mutlu oluruz zaten. Evet, doğru. Müzik birleştirir gerçekten insanları bu anlamda Gerçekten. arz ediyor. Hatice varsa yine kısa bir şey alsak mı? Doyamadık sesine. Tabii. Var mı istek? Özcan Bey okudu ama var Ferdi mı Tayfur. bilmiyorum. Buradan çok fazla istek var şimdi de. Hep Ferdi Tayfur Sabah kahve. ben de Müslüm Baba'yı okudum çok fazla ama böyle gözüm arada arada. Bilgisi Ya da bir tane miydi? türkü söyleyelim mi? Türkü Olur. söyleyeyim. Annem Nasıl arkadan bir kızım istersen. türkü söyle diyor. Annenin Hangi türkü? Aynen. anneciğim Ne? selamlarımızı iletiyoruz. Allah Sizi adi izliyor. Diğer yerden sizi izliyor. Severek izliyor. Türkü oku kızım diyor. Çok selamı var selamlar. size de. Çok teşekkür Kurabiye. ederim. Çok sağ olun. Anne var mı istediğin bir türkü? Hangisi? Size el sallıyor şu an Sağ ekrandan. ol. Kendi telefonuna el sallıyor. Anne sana geldi o kalpler. Haydi. Var mı anne istediğin bir şarkı? Hangisi? Ha, şeyi söyleyelim. Bunca gamı, bunca derdi, zalim felek bana mı verdi? Bunca gamı, bunca derdi, zalim felek bana mı verdi? Herkes muradına erdi. Yine cananım gelmedi. Herkes muradına erdi. Yine cananım gelmedi.
Erisin dağların karı, soldu gönlümün baharı. Ecel kapımı çalmadan sen gel ey ömrümün varı. Annemle karşılıklı söyledik bu şarkıyı şu an. Teşekkür ederim İslam'ım. Sağ olun. Hepsini çok teşekkür ederim. Ama herhalde insanlarda şarkının çok böyle akıllarda kalmış. Dönüp yorumlarda hatıran yeter, hatıran yeter, hatıran yeter. Evet. Ağzına sağlık. Ben şey nasıl diyeyim? Son bir şarkı seni de böyle kandırıyor gibi de olmak istemem. Tam çıkışı. Ya estağfurullah, olur mu? Hatıran yeter de. Olur mu? Böyle kapatalım. Bir daha söyleyelim mi? Evet, ben de hatıran yeter okudum. Bu arada yani şöyle bakıyorum yazıları, bazen alt üst ediyorum da, çok sevdiğim, sokakta tanıştığım, sosyal medyada tanıştığım insanlar şu anda böyle güzel yorumlar yazıyor. Sefa Çalışkan burada okuyorum, Ayşe ablam burada, Onur çok teşekkürler, Gülay Hanım, yani herkes hakkını helal etsin, beğenmenize çok sevindim. Atladıklarım varsa özür dilerim, sağ olun, var olun. O zaman ışığı kılları sönük şehrin, her yer zundan kapkaranlık. Bir kor gibi bedenimde gezer durur bu yalnızlık. Bir kor gibi bedenimde gezer durur bu yalnızlık. Gel çıkıp da gel, sürpriz yap, yüreğime ışık yak, acımasız kör bir bıçak, çekilmiyor bu yalnızlık. Gel, gel bahtımın kar beyazı, gel canımın can yoldaşı, gel bitsin bu zalim sızı, çekilmiyor bu yalnızlık. Gel. Ağzına sağlık. Biraz bak, kısa söyledim. Ağzına sağlık. Jale Kaya dedin, ablam dedin, aklımda kalmış. Oradan sana yorum yapmış, kalpler koymuş. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Söyle. Alın, sağ olun. Sağ olun, lütfen. Evet, evet. Kalp atmış bana. Aynen. Alkışlar. Benim ablama. Teşekkür ederim. Ablam izliyor evet bizi şu an. Ben de gördüm. Yolun açık olsun gerçekten. Çınarcan. Tüm aile burada gerçekten. Aile izliyor. Çınar da burada. Annem zaten burada. Hepsi sizi çok seviyor. Gerçekten takip ediyorlar, izliyorlar. Çok sağ olsun. Ben teşekkür ederim. İnşallah Allah büyük yani. Allah ne derse olacak sonuçta. Doğru, doğru. Ama bir gün gerçekten yolunuz düşerse beklerim. Çok mutlu olurum. Ben geleceğim, söz veriyorum. Ben İstanbul'da oturuyorum. Cevahir'e de sık sık giderim. Mutlaka gözlerim seni orada arayacak, Cevahir'in önünde. Gelirsem eğer yanına mutlaka uğrayacağım. Canlı canlı da dinlemek isterim tabii ki seni. Hatice'ciğim valla çok sağ ol. Bekliyorum o zaman. Bu arada yine bir de İsmail Baran, İsmail abim de gelmiş. Hoş geldin. Tabii tabii, gördükçe canlı yayına çok geleceğim inşallah. Gerçekten yayınımıza muhteşem yani renk kattın. Yolun bahtın açık olsun. Umarım en kısa zamanda hak ettiğin yere gelmen dileklerimle. Yani biz de şu an bunun bir gururunu da yaşayalım fazlasıyla. Yayını aldık, yayında görüştük Hatice'yle, ama Hatice şimdi buralarda, bak nerelere geldi diye o mutluluğu, gururu bizlere de yaşatmasın. Bir daha yaparız. Bir daha yaparız yayın. Aa, çok mutlu oluruz. Umarım ailene de o mutluluğu yaşatmayı nasip etsin Allah. Valla ben çok samimi buldum. Samimi haklarından öpüyorum ve sana kocaman sarılıyorum buradan. Hadi de kendine iyi bak. Buradan kocaman sarılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hem Özcan Bey size. Aleyküm selam. Herkes size el sallıyor arkadan bu şekilde. Herkesin de sizlere selamı var.
Her şey için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki sizin gibi insanlar var. İyi ki de böyle bir yayınınız varmış. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet, İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Biraz seste işte. Görüşürüz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Anadolu'nun dört bir tarafından mesajlar yağıyor Hatice'ye gerçekten. Hatice çok seviliyor. Çok doğal bir kadın. Benim yayınım geç gidiyor. Yanık güzel. Sesli olduğu için tabii yani evet. Arabesk kültürünü yaşayan milyonlarca insan var ve gerçekten Hatice ile yeniden o şarkılar hayat buluyor diyebiliriz. Beni de aşkla yapan bir insan. Evet, da dondu ama siz... Onlar cinsel şey yapıyormuş. Ne yapıyormuş? Ha? Abi diye selam söylüyorlar. Milyon yok ki anladık. Bir çık yapıyorlar. Oğlum. Yayın tam olarak çıkmadı. Sesleriniz geliyor. Karanlamıyorum da ben de bilmiyorum nereden çıkarılacağını. Olmadı. Hani herhangi bir biz yayınlar olmadı. Haberleri yok çünkü kendilerinin. Özel bir konuşma yapabilirler aralarında. Şu an yayına geliyor. Dilersen Özcan. Şu an kesildi sanırım yayın. Tamam yani ses en azından gelmiyor şu an. Uyarılarımız. Heh, yayın gitti dikkat et. Ne zaman alacağım demiş Süleyman Bey. Emre Bey pardon. Emre Bey vallahi siz yoğun çalışıyorsunuz. En kısa zamanda alalım tabii ki siz de yayına. tabii ki bu anlamda yetti Özcan. Hatice katıldı çok güzel oldu Özcan. Gerçekten çok tatlı, çok cana yakın, çok samimi, içi dışı bir bir insan. Ve hakikaten Cevahir'e gittiğimde mutlaka orada gözlerim Hatice'yi arayacak. Canlı canlı da kendisini dinlemeye gideceğim. Ben Cevahir'in önünde olduğunu bilmiyordum. Şimdi öğrenmiş oldum. Umarım her şey gönlünce olsun. Hak ettiği yerlere gelsin. Tüm dileğimiz bu. Saat 9'da yayın açtık. Yaklaşık 11 mi olmak üzere? Gözümde evet. Görmüyor saat. Evet 11'e geliyor 5 var. 2 saattir yayındayız. Birazdan yayını kapatırız. En son Serdar Ortaç'ı konuştuk. Serdar Ortaç'a kısa bir değinebilir. Senin yorumların nedir kendisiyle alakalı? Ya öncelikle Emre'den bahsedeyim. Sonra Serdar Ortaç'a geçeceğim. Emre Tekin az önce demiş ya beni ne zaman konuk alacaksınız diye. Selim Gülgören'i konuk alacağız biz de. Selim Gülgören'in ilerleyen günlerde Selim Gülgören'in de yakın arkadaşı. Olmadı Selim'i aldığımız esnada birkaç dakika Emre'yi de bağlayıp dörtlü yayın oluyor bildiğim kadarıyla. Böyle bir dörtlü bir küçük bir kısa bir şey yapabiliriz. Ondan sonra Selim'le devam edebiliriz yayına. Onun haricinde Serdar Ortaç konusuna şöyle değineyim. Yani Serdar Ortaç çok önemli bir sanatçı. Yani hani çok klişe şeyler söylemek istemiyorum ama gerçekten öyle. Yani yazdığı şarkılar ortada. Müthiş bir söz besteci aynı zamanda ve müthiş bir sahne adamı ve müthiş bir şarkıcı aynı zamanda. Efsaneleşmiş isimlerden bir tanesi. Yani yaşayan efsaneler arasında ismini sıralayabilirim. Yayın tekrar dondu. Yayın tekrar atmasın. Endişesi yaşıyorum ben. Olmadı başka bir programa konuşuruz Serdar Ortaç'ı. Olur öyle yapalım. Evet. Salı, zaten Cuma günü yayınımız olacak ya. Cuma günkü yayında bahsederiz. Hem başka konular da vardı onları da dile getiririz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ani bir zengin kalkış oldu bu. Zengin kalkışı.